Arkadaşlar merhaba, Ören Bayan YouTube kanalına hoş geldiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dileyerek bugünkü modelimize başlayabiliriz. Bu videoda 2 yaş erkek bebek için yakadan başlama kazak yapacağız. Kullanacağım iplerim Ören Bayan Favori Baby, 100 gramlık bir yumak, 210 metre, %100 akrilik, renk numaram 658. Kullanabileceğiniz şiş numaraları 3,5-4 milim. Diğer ikinci bir ipim Ören Bayan Favori, 100 gramlık bir yumak, 210 metre, %100 akrilik, renk numaram 113. Kullanabileceğimiz şiş numaraları ise 4-4,5 milim. Gerekli olacak olan malzemelerimiz kısa şişlerim ve misinalı şişim var. Ben 4 numara kullanacağım her ikisinde. Bir makas, kol gövde ayrımları için ayraçlarımız, 6 tane ilik açacağız. Bunun için de 6 tane düğmeye ihtiyacımız var. Şimdi hazırsak kazağımızın yapımına geçebiliriz. Kazağımız her ne kadar yakadan başlama olsa da klasik bir yaka başlangıcı yok. İki parçadan oluşacak, ön ve arka parçadan. Şu anda arka parçaya başlıyoruz. Ben misinalı şişime toplam 57 ilmeğimi attım. 7 sıra 1 artı 1 lastik ördüm. Şimdi ayraçlarımızı takarak kol gövde ayrımları için yerleştireceğiz. Bunu birlikte yapalım istedim. Baştan ve sondan 7'şer tane ilmeği patlar için ayırıyoruz. 2, 4, 6, 7. Burada bir şey belirteyim. Patları tersle bitirirseniz buradaki artışlar çok daha düzgün görünüyor. Yani 7. ilmeğiniz ters olsun. Bu tarafta da o şekilde yapacağız. 2, 4, 6, 7. Buradaki 7. ilmeğim de ters. Şimdi kollar için 10'ar tane ayırıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10. Hemen ayracımı koyuyorum. Bu ilmeğimizin sağ ve solundan dolayarak artışlarımızı yapacağız. Onu da belirtiyorum hemen. Sırtta 21 ilmeğimiz var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 21. Tekrar bir ilmeğin sağ ve solundan artış yapacağız. Onu da ayraçlarımın arasına aldım. Burada da 2, 4, 6, 8, 10 tane kol için ilmeğimiz var. Toplam 57 ilmek oldu. Şimdi 7 sıra lastiğimizin ardından ön yüzdeyiz. Ve ilk sıramızı örmeye başlıyoruz. Kenar patımı örmüyorum ve kenar ilmeğim pardon. Hemen ilk 7 ilmeğimi lastik olarak devam ettiriyorum. Ayracımı sağ şişime aldım. Burada ilk artışımızı yapacağız. Hemen sırada gelen ilmeğimin bir alt sırasında bu şekilde ilmek çıkaracağız. Tekrar gösteriyorum. Sol şişime aktarıp düz örüyorum. 10 tane kol ilmeğimi örüyorum. Ayraçlarıma geldim. Hemen sağ şişime aktardım birinciyi. Tek ilmeğimin önce sağ artışını yapacağım. Nasıl tarif edeyim bunu? Sağ şişimi ipimin altından geçirdim. Şöyle ki altından geçirdim. Bir tane dolamamı yaparak artışımı yaptım. Kılavuz ilmeğimi ördüm. Daha sonra bu taraftan dolayacağım. Simetrik olması için. Bunu alttan almıştım. Bunu da diğer taraftan. Böylece ikinci artışımı da yaptım. Ayracımı geçirdim. Sırt bölümündeki 21 ilmeğimi örüyorum. Bu artış biraz karışık gelebilir ilk etapta fakat yaptıkça zaten alışıyorsunuz. Tekrar göstereceğim.
ayracımı sağ tarafa aldım. Önce sağdan geçirip düzümü ördüm. Sonra soldan geçirip ayracımı geçirdim. Kol ilmeklerimi örüyorum. Burada bir artışımız daha var. Ayracımı geçirdim. Bir alt sıradan şuradaki sol şişimden yardım alıyorum bu sefer. Diğer taraf için sağ taraftan çıkartmıştım. Tekrar gösteriyorum. Şuradaki düz ilmeğimin bir alt sırasından ilmek çıkarıyorum. Ve düz örüyorum. 7 tane patımı örüyorum. Şimdi arka yüzdeyim. Yedi tane pat ilmeklerim. Burada ayracımı yanlış yere koymuşum tabii ki. Bu 7 patı hep sabit tutmamız lazım. Aynı hatayı yapmayın lütfen. Şimdi ters örgü örüyoruz. Arka yüzde patlar hariç tüm ilmekleri ters öreceğiz. Ayracımı geçirdim. Şimdi dolayarak arttırdığım ilmeklerime geldim. Bu şekilde yaparsak gördüğünüz gibi kocaman bir delik oluyor. Fakat ipimi böyle çaprazladığım zaman, ilmeğimi çapraz ters ördüğüm zaman burada delik oluşmuyor. Burada da aynı şekilde çaprazlayarak ilmeğimi örüyorum. Ayracımı geçirdim. Diğer ayraçların olduğu yere kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Ayracımı sağ şişime aldım. İlmeği görebiliyor musunuz bilemiyorum. Şu şekilde duruyor. Bu taraftan alıyorum. Normalde böyle alsam kocaman bir delik olacak. Bu taraftan çaprazlayarak ters örüyorum. Ayracımı geçirdim. Diğer ayraca kadar devam ediyorum. Pata geldim. 7 ilmeğimi bir düz bir ters örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim ve artışlarımı yapacağım. 7 ilmek pat. Bu sırada artık ayraçları çıkaracağım kafamızı karıştırmasın diye. Çünkü artış yerlerimiz belli oldu. 7 ilmekten hemen sonra bir alt sıradan artışımı yapıyorum. Gelen ilmeğin hemen bir alt sırasından ilmek çıkarıyorum. Düz ördüm.
Diğer artış yerine kadar devam ediyorum. Ayracımı çıkarttım. Kılavuz ilmeğime geldim. Dikkat ederseniz zaten düz olan ilmeğe geldi. Lastik yaptığım yerden takip ettiğim zaman buraya gelmiş oldum. Önce alttan doluyorum. Sonra üstten doluyorum. Bu ayracımı da çıkarttım. Sırt ilmeklerini örüyorum. Diğer ayracımı da çıkarttım. Kılavuz ilmeğim. Hemen bunun önünden alttan doladım. Diğerini de üstten doladım. Eğer bu arttırma şekli size zor gelirse, istediğiniz bir arttırma şeklini kullanarak, alışık olduğunuz bir arttırma şeklini kullanarak da devam edebilirsiniz. Ben bu arttırmayı tercih ettim. Yoksa bir sürü artış şekli var. Evet, 7 patımın yanına geldim. Şimdi bir alt sıradan ilmek çıkarttım. Düz ördüm. 7 ilmek kenar patlarımı örüyorum. Evet arkadaşlar, 2 sıra artış yapmış oldum. Şöyle tarif edeyim. Patların kenarlarındaki artış şeklimiz bir alt sıradan ilmek çıkararak, şu ortadaki kılavuz olan 2 ilmeğin artışları ise sağ ve soldan dolayarak yapılmış artışlar. Şimdi bu şekilde arka yüzden ters örgü öreceğim ve ilmeklerimi, bu doladıklarımı çaprazlayarak öreceğim. Ön yüzden ve arka yüzden örgüme devam edeceğim. Toplam 14 kere artış yapacağım ve son halini göstereceğim. Arka robamı favori baby ile yaptım ben. Size artışları daha rahat gösterebilmek için düz rengi kullandım. Şu anda şişimde toplamda 141 ilmeğim oldu. 14 kere artış yaptım ve toplam 141 ilmeğim oldu. 7'şer tane patım sabit kaldı. Kollar 38'er ilmek oldu. Arka ise 49 ilmek oldu. Buradaki birer tane kılavuzu da arkaya verdim. Arkası 51 ilmek oldu toplamda. Şimdi artışlarımın nasıl olduğunu göstereyim. Bu tek ilmeği sağ ve solundan dolayarak yaptığım artış yeri. Burası da ilmek, bir alt sıradan ilmek çıkararak yaptığım artış. Ben düğmelerimi de diktim bu arada. Arka robamız tamam. Şimdi ön robaya geçeceğiz. Ön robanın nasıl yapıldığını göstereceğim. Robamızın ön parçası için şişime toplam 27 ilmek attım. 7'şer tane patımı ayırıp ayracımı koydum. Ön yüzden ve arka yüzden toplam 3 sıra ördüm. Şu anda 4. sıradayım. Ve burada iliklerimi açmaya başlayacağım. İlk iliklerimi. 6 santim arayla toplam 3 kere, 3'er kere sağda ve solda iliklerimiz olacak. 1, 2, 3 tane ilmeğimi örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Burada şöyle bir matematik yapmamız gerekiyor. Ters, düz, ters, düz ve ters kesmem gerekiyor 2 ilmeği. Tekrar göstereceğim. 3 ilmeği ördükten sonra hangisini kesme yapacağınızı hesaplamak için ters, düz, ters, düz, 2 ilmeği birden kestim. Ters, düz, ters, toplam yine 7 ilmeğe sahip oldum.
ayracımı geçiriyorum. Diğer iliği açmak için aradaki ilmeklerimi örüyorum. Ayracımı sağ şişime aldım. Şimdi sağ taraftaki yaptığım ilik açma işleminin tam tersini bu tarafa yapacağım simetrik olması için. Son 3 ilmeği öreceğim. Bu ikisini keseceğim. Ters ördüm. Düz ilmeğimi ördüm. Doladım. Bu ters olacak. Şimdi düz keserek yapıyorum. Ters, düz ve ters. Yani sağ başta yaptığımın simetrisini sol başa yapmış oldum. Bu şekilde iliklerimizi açarak devam edeceğiz. Şimdi 1+1 lastiğimi 7 sıra olacak kadar öreceğim. Daha sonra düz bölümüne geçeceğiz. Lastiğimin 7. sırasındayım ve arka yüzdeyim. Burada minik bir hilemiz var, onu göstereceğim. Normalde burası lastik değil de haroşa olsaydı 7-7-7-21 yapacaktım. Çünkü ilk ördüğümüz arka parçasında orta bölümdeki arka ilmeği 21 ilmekti. Eğer haroş olsaydı burayı da 21'e tamamlayacaktım. Lastik olduğu için lastik hep çeken bir örnektir. Orada boğazı sıkmaması adına yaptım bunu. 7 ilmeğimi örüyorum. Ayracımı geçirdim. Şimdi bu aradaki ilmekleri ikişerli alarak eksilteceğim. Ters örüyorum ki ön tarafa düz düşsün. 2 3 4 5 6 sonuncusu tek düşüyor 7. Ayracımı geçirdim ve 7 tane lastik batımı örüyorum. Ön yüzdeyim ve 8. sıramı yapacağım. Artık artışlarımıza başlıyoruz. Patımı örüyorum. Ayracımı geçirdim. Diğer parçada yaptığımız gibi bir alt sıradan arttırma işlemi yapacağım. Şurada gördüğünüz ilmeği çıkartıp sol şişime aktarıp düz örüyorum. Aradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Ayracımı sağa aldım. Şimdi burada da bir alt sıradan ilmeğimi çıkarıp düz ördüm. 7 ilmek patımı lastik olarak ördüm. Arka yüzde patlar hariç diğer tüm ilmekler ters örülecek. Artık ayraçlarımı çıkarabilirim çünkü artışın nerede olduğunu belirledim. Diğer ayraçımı da aldım. Örgümün yönünü çevirdim ve ön yüzdeyim şu anda. Tekrar bir artış sırası göstereceğim. 7 ilmek patımın ardından hemen bir alt sıradan yeniden ilmek çıkarıyorum. Düz örüyorum. Sağdaki artışı yaparken sol şişimden yardım aldım. Sağ şişimden.
soldaki artışı yaparken de sağ şişten. 2, 4, 6 ve 7 ilmek. Ters söylemiş olabilirim. Sol taraf için sol şişten, sağ taraf için sağ şişten yardım alıyorum. Bu şekilde. Böylece ikinci artışımı da yapmış oldum. Diğer arka parçada yaptığım gibi toplam 14 sıra artış yapacağım. Şimdi şöyle bakalım. İliklerimiz burada. Şuradaki şu gevşekliği sağlamak için buraya ekstra ilmekler attım. Haroş olsaydı buna gerek duymayacaktım. Ama lastik olduğu için, çektiği için orada minik bir hile yaptık. Şimdi 14 sıra artışımı yapıp tamamlayacağım. Şişimde toplam 51 ilmeğim oldu. Ön parçayı da tamamladım. Şimdi diğer parçayla birleştirelim. Dediğim gibi 6 santim arayla şu şekilde 1, 2, 3 tane ilik açtım. Şimdi bu parçayla bu parçayı ilikleyelim. Evet, robamız hazır. Arkadaşlar, benim kullandığım akıllı ipi bu şekilde bir örnek çıkarttı. Fakat yumaktan yumağa değişiklik gösterebilir. Yani aynı şekilde çıkacak diye bir kaide yok. Sizinki daha farklı olabilir. Eğer düz renk yaparsanız zaten düz renk çıkacak. Bu kazaktaki püf nokta arkadaşlar arka ilmekler. Arka ilmekleri 21 yapmıştım hatırlarsanız. Ön ve arka ilmeğin bitiş sayıları 51 burada, 51 burada. Daha büyük yaşlar için yapmak isterseniz arkaya ve öne ikişer ilmek, kollara da birer ilmek vererek her yaş için toplam 6 ilmek arttırarak büyütebilirsiniz. Kazağımızın birinci olan bölümü, yani roba bölümünü tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuz kollar ve gövde kısmı olacak. Yani kazağı iki bölümde tamamlayacağız. Yapanlara şimdiden kolay gelsin. Bizi Ören Bayan Instagram hesabından takip etmeyi ve YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.